Merhaba sevgili gençler. Konularımıza paralel kenar konusuyla devam ediyoruz. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene paralel kenar denir. ABCD paralel kenar olmak üzere AB'nin DC'ye paralel, AD'nin ise BC'ye paralel olması gerekir. Aynı zamanda birbirine paralel olan bu kenarların uzunlukları da birbirine eşit olmalı. Yani ABDC'ye eşit. Eşit uzunluktaki kenarları aynı renkle şöyle çizelim. DC ile AB birbirine eşit. Aynı zamanda AD ile de BC'nin birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. Devamında ise şunları bilmemiz gerekiyor. DAB açısı ile arkadaşlar BCD açıları birbirine eşittir. Yani bir paralel kenarda karşı iki köşeye ait açıların ölçüleri birbirine eşit olacaktır. A ye eşit olacak. Aynı zamanda B köşesindeki açı da D köşesindeki açıya arkadaşlar eşit olması gerekir. Sonrasında <laughs> paralel kenarda komşu iki açının toplamları daima 180 derece olmalı arkadaşlar. A ile D nedir? Bakın komşu iki köşedir. A ile B nedir? Komşu iki köşedir. B ile C komşu iki köşe. C ile de D komşu iki köşedir. Bundan dolayı A ile D'nin ölçüleri toplamı ne olması gerekecek? 180 derece olmalı. Ya da A ile arkadaşlar B'nin ölçüleri toplamı kaç olmalı? 180 olmalı. Ya da B ile C'yi yazacak olursak bakın. B ile C'nin toplamı da kaç olacak? 180. C ile D'nin toplamının da kaç olması gerekiyor? 180 derece olması gerekir. Yani toparlayacak olursak bir dörtgenin paralelkenar olabilmesi için karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşit ve paralel olması gerekir. Karşı iki köşeye ait açıların ölçüleri birbirine eşit, komşu iki açının ölçüleri toplamı da 180 derece olmalı arkadaşlar. Birinci örneğimizde ABC'de paralel kenarı verilmiş. Bu paralel kenarın kenarlarının da x ve y türünden değerleri verilmiş. Y kaçtır diye soruluyor. Paralel kenarda ne demiştik arkadaşlar? Paralel olan kenarların uzunlukları birbirine eşit olmalı. Yani 2x eksi 1 ile x artı 2 birbirine eşit olmalı. 2x eksi 1 x artı 2 eşit olmalı. Buradan neyi buluruz? X'i buluruz arkadaşlar. Eksi 1'i sol tarafa x'i de eksi 1'i sağ tarafa x'i de sol tarafa atalım. 2x eksi x'den x, eksi 1 buraya artı 1 olarak geçeceği için 2 artı 1'den 3 olarak buluruz. Aynı şekilde 2y eksi 5 de x artı y'de ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. 2y eksi 5 x artı y olacak. x'in eşitini burada yerine koyacağız. Bu durumda 2y eksi 5 3 artı y olur. Y'yi sol tarafa eksi 5'te sağ tarafa atacak olursak 2Y ye, eksi Y'den Y ye, eksi 5 artı olarak geçeceği için 3 artı 5'ten kaç olarak buluruz? 8 olarak buluruz arkadaşlar. İkinci örneğimizde ABCD paralel kenarı verilmiş A ve B köşelerini A köşesinin 2 alfa B köşesinde 3 alfa olduğu söylenmiş ADC açısı nedir diye soruluyor. Bu paralel kenarda A ve B köşeleri komşu iki köşe olduğu için bu açılar toplamının kaç olması gerekiyordu? 180. Bu durumda 2 alfa artı 3 alfa eşittir 180. 5 alfa eşittir 180. Her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman alfayı kaç buluruz arkadaşlar? 36 olarak buluruz. Bunları yerine koyacak olursak A köşesinin ölçüsü kaç olacakmış? 72. B köşesi de kaç olacaktır arkadaşlar? 108. ADC açısı isteniyor. Yani bizden buradaki açı isteniyor. Ne demiştik? Paralel kenarda karşılıklı köşelere ait açılar birbirine eşit olmalıydı. Bu yüzden D köşesindeki açı da B'ye eşit olacağından dolayı 108 olarak buluruz sorunun cevabını arkadaşlar. Üçüncü soruda ABCD paralelkenar EB açıortay. A köşesindeki açı 70 derece D e, de Alfa demiş. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. ABCD paralel kenarında a ve, B köşelerine ait açıların toplamlarının kaç olması gerekiyordu? Bunlar komşu iki köşeye ait açıları olduğu için toplamları 180 olması gerekir. Buradaki açılara x x dersek arkadaşlar 70 artı 2 x'in kaç eşit olması gerekiyor? 180. 2 x ne olacaktır? 180 eksi 70'ten 110. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x'i de kaç bulmuş oluruz? 55. Bunları bir yerlerine yazalım. Sonrasında bu arkadaşlar şunu unutmayın. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve bu iki kenarı da kesen bir doğru parçası verilirse Z harfi iç ters açılar mesela kullanmanız gerekebiliyor. Burada bakın CE şu şekilde gösterelim hatta. CE, EB ve BA'ya bakın. Burada karşımıza ne harfi çıktı? Z harfi çıktı. Bu durumda iç ters açılardan buradaki açıyla burası ne olacaktır? Birbirine eşit olmalı. O yüzden buraya ne diyeceğiz? 55 derece diyeceğiz. Alfa ile 55'in toplamda nedir? Doğrusal açı olduğu için arkadaşlar toplamları 180 olmalı. Alfa artı 55 eşittir 180. 55'i diğer tarafa atarsak alfayı da kaç bulmuş oluruz? 125 derece bulmuş oluruz arkadaşlar. Dördüncü örneğimizde ABC'de bir paralel kenar. EAC'nin elemanı AD ile EB birbirine eşit. DAC 40 derece, alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. ABCD paralel kenar olduğuna göre AD ile BC'nin ne olduğunu biliyoruz biz arkadaşlar. Birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ve bakın dolaylı yoldan neyi görmüş olduk? EBC üçgeni ikizkenar üçgen çıktı. C köşesindeki açıyı ya da buradaki E köşesindeki açıyı bulursak nedir alfayı bulabiliriz demektir. Burada bir de Z harfini görmemiz gerekiyor bakın. DA AC ve CB'ye bakalım. Burada bakın karşıma ne çıktı? <laughs> Bir Z harfi çıkıyor. Neden? AD ile BC birbirine paralel olduğu için. Buradaki şu açı 40 derece ise burası da ne olacaktır iç ters açılardan? 40 derece olması gerekir. EBC neydi? İkiz kenardı. O zaman burası da ne olacaktır? 40 derece olur. EBC üçgeni iç açılar toplamı 180 olması gerekir. 40 artı 40 nedir? 80. 180'den 80'i çıkartırsak alfayı da kaç derece kalacak demektir? 100 derece kalacaktır arkadaşlar. Beşinci örneğimizde ABCD paralel kenarının AD kenarı dışındaki tüm kenarlar toplamı 13 cm. AB kenarı dışındaki tüm kenarlar toplamı da 11 cm'dir demiş. Çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bu paralel kenarın. Kenarları ne yapalım? Harflendirelim. Buradaki AD kenar uzunluğuna x dersek BC ne olacaktır? x olur. DC'nin uzunluğuna Y dersek AB'nin uzunluğu gelecektir. Y olacaktır. AD kenarı dışındaki AD kenarı nedir? X'tir. Bunun dışındaki kenarların toplamları, uzunlukları toplamı 13'müş. Yani Y artı X artı Y'den 2Y artı X'in kaç olduğu söylenmiş bize 13. AB kenarı dışındaki tüm kenarlar toplamı da 11'dir demiş. AB kenarı burası olduğu için bunu almayacağız. X artı Y artı X'ten yani 2x artı y'nin toplamında kaç olduğu söylenmiş? 11. Bu iki denklemi taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. 2x artı x'den ne olacaktır? 3x. 2y artı y'den ne olacaktır? 3y. 13 ile 11'in toplamından kaç eşit olacakmış? 24'e. Şuradan devam edelim. Burayı 3 parantezine alırsak arkadaşlar. Buradan x gelecektir. Buradan da y gelir. 3 parantezinde x artı y kaç eşitmiş? 24. Her iki tarafı 3'e bölecek olursak ya da şöyle sadeleştirelim bunları. X artı Y'nin kaç olduğunu buluruz? 8. Bizden de bu ABCD'nin çevresi isteniyordu. Yani tüm kenar uzunlukları toplamı isteniyor. Bu da ne demektir? 2x artı 2y'yi arıyoruz demektir. 2x artı 2y'yi arıyoruz. Burası da 2 parantezinde nedir? x artı y demektir. Toplamlarının 8 olduğunu bulmuştuk. Yerine koyacak olursak 2 çarpı 8'den cevabımız da kaç olmalı? 16 olarak gelmeli arkadaşlar. Altıncı örneğimizde ABCD paralel kenarı biçimindeki karton EF boyunca katlandığında D ve C noktaları sırasıyla D üssü ve C üssü noktalarıyla çakışmaktadır. E, F, C üssü 110, A, e, D üssü alfadır. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. Burada arkadaşlar şunu görmemiz gerekecek. D ve C, E, F boyunca katlandığında D noktası bakın A, B üzerindeki bir D üssü noktasına. C de arkadaşlar şöyle bir nokta oluyormuş. Burada da C üssü demişler. Bu durumda yani bunun olabilmesi için buradaki E, F doğru parçasının A, B ve D, C'ye paralel olması gerekir ki D C'yi katladığınızda A, B üzerindeki e, doğru, A, B doğru parçasıyla çakışabilsin. Üst üste gelebilsin. Burası ABCD bir, bu e, bir paralel kenardır. Bu durumda bakın EFCD de bir paralel kenardır. ABFE de bir paralel kenardır. AC üssü FE de ne olmuş oluyor bu durumda? Yamuk olmuş oluyor. Buradaki C köşesindeki açının ölçüsünde biz arkadaşlar x dersek ya da şöyle gidelim burayı sileyim. Şuradan gidelim. Burada bize bakın E, üssü kaç verilmiş? 110. Yani şurası neymiş arkadaşlar? 110 derece. A, üssü FD'nin yamuk olduğunu söylemiştik. Yamukta alt ve üst tabanına ait komşu iki açının toplamları 180 olmalıydı. Bu durumda C üssünün kaç derece olduğunu söyleriz? 180 eksi 110'dan 70 olduğunu söyleyebiliriz demektir. E buradaki C üssü ile buradaki C açısı da ne olacaktır arkadaşlar? Birbirine eşit gelmeli. Bu durumda burası kaç derece olacaktır? 70 derece olacaktır. ABCD paralel kenarında karşılıklı iki köşenin ölçüleri birbirine eşitti. Buradaki o zaman A açısı ne olacaktır? 70 derece olacak. Sonrasında son olarak şu kaldı arkadaşlar. D noktası EF boyunca katlandığında AB üzerindeki D üstü noktası olduğu için burası ne olacaktır? Buna eşit gelecektir. Bu ikisi de eş ve yükseklikleri eşit olduğu için AE de buna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şöyle gösterelim hatta isterseniz. Buradan diklikler indirecek olursak şunlar nedir? Birbirine eşit olmalı. Bu durumda EF'de ne olmuş oluyor? Orta taban olmuş oluyor. Yani DE ile EA eşit gelmeli ve bakın ED üstü A üçgeni nasıl üçgen çıktı? İkiz kenar üçgen. E, bu durumda şuradaki açı ne olacaktır? 70 derece olacak. Buradaki E açısına da alfa denmişti. Üçgenin iç açılar toplamı alfa artı e a d üçgenin iç açılarından bahsediyoruz. Alfa artı 70 artı 70 ne olacaktır? 180. Buradan da alfa 180 eksi 140'dan 40 derece olarak gelir arkadaşlar. Yedinci örneğimizde ABCD paralel kenarı 4 tane özdeş kenarlardan oluşmaktadır. Çevresi ABCD paralel kenarın çevresi 72 birimdir. KBMN e, paralel kenarının çevresi kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle kenarlarını harflendirelim. MB'ye x dersek bunlar özdeş paralel kenar olduğu için CM ne olacaktır? x olur. ABCD de paralel kenar olduğu için BC ile AD birbirine eşittir. AD'de ne olacak? 2x gelecek. Bu özdeş 4 paralel kenarın arkadaşlar her birinin kısa kenarı o zaman x birim uzun kenarı ne olacak demektir bakın 2x olacaktır. Bu yüzden df nedir? x'tir. fl x olacak. lc burada uzun kenar olduğu için 2x olacak. Aynı şey karşı tarafları için de geçerlidir. Yani ae x, ek x, kb de ne olacaktır? 2x olacaktır. Bu paralel kenarın çevresi yani 2 parantezinde yazalım. Buradaki kenarı 2x. Şurası da dc kenarı da x artı x artı 2 xten 4x. Burası kaça eşit olacakmış? 72'ye. Buradan da arkadaşlar 12x, 72'ye eşitse. her iki tarafı nedir 12'ye böldüğümüz zaman x'i kaç bulmuş oluruz? 6. Bizden istenen neydi? KBmn'nin çevresi kBm'n paralel kenarının çevresi, Bu da nedir? 2 çarpı 2x burası x de burası ne olacaktır? 3x olacak. Yani aradığımız şey 6x'tir. x'in eşitini burada yerine yazacak olursak, 6 çarpı 6'dan kaç buluruz çevresini? 36 olarak buluruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar ABCD paralel kenar BK de açı olmak üzere demiş. Eşit açılar ve eşit uzunluktaki kenarları göstermemizi istemişler. Burada arkadaşlar bakın şöyle bir durum oluyor. Bir köşesinden açı ortaya çizilirse burada aklınıza gelmesi gereken Z harfinden dolayı iç ters açılar olacak. Ve dolaylı yoldan bir ikizkenar kenar üçgeni bulmanız gerekecektir. Gelin gösterelim bakın. Şuradaki Z harfine gösterecek olursak C, K, K, B ve B, A'ya bakacak olursanız. Burada ne olmuş oluyor? Bir Z harfi oluyor ve bu durumda şu açıyla burası iç ters açılardan birbirine eşit gelir. Ve bu durumda şuradaki açılarda iki eş açı olduğundan dolayı KCB üçgeni nasıl üçgen çıkmış oluyor? İkiz kenar. E bu durumda KB uzunluğu ne olacaktır? Özür dilerim KC uzunluğu. Takıldı galiba. Evet düzeldi. Devam edebiliriz. KC ile ne olacaktır? CB birbirine eşittir. E, ABCD paralel kenar olduğu için AD neydi? Bunlara eşitti. Bu yüzden arkadaşlar bakın. Bir paralel kenarda bir köşesinden açı ortaya çizilirse. Buradaki BK açı ortayından bahsediyoruz. ABK ile B, K, C açıları aynı zamanda KBC açıları birbirine eşit. A, D, K, C ve C, B de nedir arkadaşlar? Birbirine eşit olması gerekir. Burada da ABCD paralelkenar AK ve BK açıortaylar olmak üzere. Arkadaşlar şunlar açıortay olmak üzere. Bu iki açıortay. K noktasında 90 derecelik açıyla kesişecektir. Aslında bunun benzerini e, nerede bahsetmiştik? Yamukta bahsetmiştik. Ama yamukta ne demiştik? Alt ve üst tabana ait komşu açı ortayları için söylemiştik. Paralelkenarda komşu iki köşenin her bir e, e, komşu iki köşenin açı ortayları için bahsedebiliriz. Yani AB için olabilir, A ile D olabilir, D ile C olabilir, C ile B olabilir. Fark etmez. Burada A ve B komşu iki köşeden açıortaylar çizilmiş. Bu komşu iki açıortay ne olacak arkadaşlar? Dik kesişmesi gerekecek. Ve bunların kesiştiği noktadan arkadaşlar AD ve CB'ye paralel çizersek şöyle gösterelim. AD ve CB'ye paralel çizersek bu çizdiğimiz paralel doğru parçası bu indiği kenarları iki eş parçaya bölmesi gerekecek. Aslında yamuktakiyle Aynı durum yani orta taban üzerinde dik kesiyordu hatırlarsanız. Burada da orta taban gibi olmuş oluyor. Yani <laughs> buradaki nokta P buradaki ne de T dersek DP ile ne olacaktır PC eşit. Aynı zamanda AT ile ne olacaktır TB eşit olur. Ve buradaki AKB üçgeninde bakın AKB dik üçgeninde hipotenüs ve kenar ortaya indirmiş olduk. Yani KT de ne olacaktır arkadaşlar bunlara eşit gelecektir. Ve sonrasında E, A, B, F dörtgenine bakacak olursanız. Bunlar birbirine paralel olduğu için aslında A, B, F, E nedir? Bir yamuktur. E bu yamukta buradaki KT'de ne olmuş oluyor bakın? Orta taban olmuş oluyor arkadaşlar. 8. örneğimizde ABCD paralelkenar, kenar AE'nin açıortayı olduğu verilmiş. AB kenarı 7, BC kenarı da 5 cm. X nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın bir köşeden açı ortaya çizilmiş. Burada ne görmemiz gerekiyordu? Z harfini. Buradaki Z harfine bakacak olursak, şuradaki Z harfine. İç ters açılardan buradaki açıyla burası ne oluyor da eşit geliyordu. Ve bu durumda AD ile özür dilerim DE ile AD ne olacaktır? Birbirine eşit gelmeli. ABCD paralel kenar olduğu için BC 5 santimse AD de ne olacaktır? 5 olması gerekir. E, AD'yi ikiz kenar bulmuştuk. Bu durumda D'nin de kaç olması demektir? Bakın 5 olması gerekecek. Bu paralel kenarda AB'de 7'ymiş. DC'nin tamamında ne olmalı? 7 olması gerekecek. Bu yüzden X'e de kaç kalıyor demektir? 2 kalıyor demektir arkadaşlar. Dokuzuncu örneğimizde D paralel kenarı olduğu söylenmiş. AE ve DE açıortay. ortay. AB, E, F'ye paralel. Yani şunlar birbirine paralelmiş. AB EF'ye paralel. AB 30, AE 16, DE 12 ise x nedir diye soruluyor arkadaşlar. Paralel kenarda herhangi iki komşu iki köşeden, herhangi iki komşu köşeden çizilen iç açı ortaylar ne oluyordu arkadaşlar? Orta taban üzerinde dik kesiyordu. Yani aslında buradaki EF'deki F buradaki F noktası ne olacaktır? CB'nin orta noktası olacak. Bunlar birbirine eşit olmalı. EF'yi sola doğru uzatacak olursak, Burada ne oluyordu arkadaşlar? Buradaki noktayı da T noktası dersek DT ile TA da birbirine eşit gelecek. Aynı zamanda şuranın 90 olduğunu söylemiştik. Dik kesişiyorlardı ve burada da muhteşem üçlü işte oluşuyordu bakın. DEA üçgeninde bakın dik üçgendir ve dik kenarları 12 16 olduğuna göre 3'ün 4 katından 12, 4'ün 4 katından 16 yani 3 4 5 üçgeninin 4 katından buranın tamamı kaç olacaktır? 5'in 4 katından 20 gelecek hipotenüs. E de T noktası AD'nin orta noktası olduğu için burası 10 olacak. burası 10 olacak. TE' de ne oluyor? arkadaşlar? muhteşem üçlüden 10 olacaktır. TF'nin tamamı AB'ye paralel olduğu için 30 olması gerekir. 10 ile x'in toplamı 30 olacağından dolayı x'i kaç buluruz 20 olarak buluruz arkadaşlar. Burada ABC'de paralel kenar, AC ve BD köşegenler olmak üzere köşegenlerin kesiştiği E noktası bu köşegenleri iki eş parçaya ayıracaktır. Yani köşegenler arkadaşlar paralel kenarda köşegenler birbirlerini iki eş parçaya ayırır. Bunu da şöyle gösterelim bakın. Şuradaki açıya biz D dersek buradaki Z harfinden dolayı burası ne olacaktır? D olacaktır. Buradaki açıya da A dersek şu Z harfinden dolayı burası da ne olacaktır? A olması gerekir. Sonrasında şuradaki açıya da E dersek iç ters açılardan burası da E olur. Paralel kenarda AD ile BC nedir? Birbirine eşittir. Ve bu durumda DEA üçgeni ile BEC üçgeni ne olacaktır? Eş üçgenler olur. Eş üçgenler olduğu için aynı açının karşısında kenarlarda birbirine eşit gelecektir. A'nın karşısı arkadaşlar bakın burası. Buradaki üçgende A'nın karşısı burası. Bunlar birbirine eşit gelir yani köşegenlerin kesişim noktası olan E noktası DB köşegenini iki eş parçaya bölmüş demektir. Aynı şey AC köşegeni için de geçerlidir bakın. Bu üçgende D'nin karşısı nedir? Burası. Bu üçgende de D'nin karşısı burası olduğu için bunlar da birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. 10. örneğimizde ABCD paralelkenar, E noktası ise köşegenlerin kesim noktasıdır demiş. EF 3X eksi 1. EK'de X artı 7 denmiş. X nedir diye soruluyor arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapalım. Bir köşegenimizi çizelim. Yani AC köşegenini çizelim. E köşesinden geçecek şekilde. Burada Şuradaki açıyla bakın. Z harfinden dolayı buradaki açı ne olacaktır? Birbirine eşit gelecek. Aynı şekilde Buradaki F açısıyla Şöyle Z harfinden dolayı Buradaki K birbirine eşit gelecek. Buradaki açılar da iç ters açılardan birbirine eşit gelir. E köşesi neydi? Köşegenlerin kesişim noktası. Ve bu nokta neydi? Köşegeni iki eş parçaya bölüyordu. Yani AE ile EC nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Bu durumda bakın. E, K, e üçgeni ile Özür dilerim. AKE K, E üçgeni ile C, e, F üçgenleri nedir aslında? Eş iki üçgen çıkıyor. Ve bundan dolayı da burada C'nin karşısındaki kenarın uzunluğuyla burada, bu üçgende de A'nın karşısı kenar uzunlukları ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. 3 x eksi 1 x artı 7 olacak. Eksi 1'i sol tarafa eksi de özür dilerim. Eksi 1'i sağ tarafa eksi de sol tarafa atacak olursak. 3 x eksi x'ten 2 x. Eksi 1 de diğer tarafa attığımız artı olarak geçecek. 7 artı 1'den 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x'i de 4 olarak buluruz arkadaşlar. 11. örneğimizde ABC'de bir paralelkenar, AC ve DB'nin köşegen oldukları söylenmiş. FK2, KC6 olduğuna göre AE'nin EB'ye oranı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Buradaki K noktası köşegenlerin kesişim noktası olduğu için KC6 ise AK'nin tamamı 6 olması gerekir. Burası 2 ise AF'ye kaç kalıyor demektir arkadaşlar? 4. Aynı zamanda DK ile de KB'nin ne olduğunu biliyoruz. Biz birbirine eşit. Sonrasında ise görmemiz gereken şey şu olacak. Küçük bir hatırlatma yapalım. Bir üçgenimiz olsun ve bir doğru parçamız var. Bu doğru parçası üzerindeki nokta, nokta <laughs> ya T noktası diyelim. Şu köşeleri de isimlendirelim. A, B, C. Şuraya da D diyelim. Buraya K, buraya da 2K dersek. Aynı zamanda D de BC'nin orta noktasıysa buradaki T ne olacaktır aslında? Üçgenin ağırlık merkezi demektir. Yani kenar ortayların kesişim noktasıdır. Ve G olarak da isimlendirebiliriz aslında. Buradan yola çıkacak olursak bakın. AK nedir? Hem kenar ortay. F noktası da bu kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölmüş oluyor. Bu durumda F noktası DAB üçgenin ağırlık merkezi demektir. Ağırlık merkezi demek ne demekti? Kenar ortayların kesişim noktası demekti. AK kenar ortay olduğu gibi DE de ne olmak zorunda? Kenar ortay olmak zorunda. Bu yüzden AE ile EB de ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacaktır. Ve bunlara da ne diyelim? Şöyle KK olarak isimlendirecek olursak AE'nin EB'yi oranı da kaç gelecektir? 1 olarak gelir arkadaşlar. 12. örneğimizde ABCD'nin paralel kenarı olduğu kesiştikleri noktalar verilmiş. AE EB'ye eşit, BL de LC'ye eşit. ACD 24 santimdir demiş. FK kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Burada E AB'nin orta noktası, L de BC'nin orta noktası ve bu orta noktaları D köşesiyle birleştirildiğinde arkadaşlar <laughs> AC köşegeni ile bu doğru parçalarının kesiştiği noktalar bu köşegeni 3 eş parçaya bölecektir. Yani AF, FK'ye eşit, KC'de bunlara eşit olmak zorunda. Sebebine gelince şöyle gösterelim arkadaşlar. D köşesiyle B köşesini birleştirelim. Yani DB köşegenini çizelim. Sonrasında AB, <laughs> ABD üçgeninde bakın. Burası nedir? Köşegenlerin kesiştiği noktadır. Burayı T olarak alalım. E bu T noktası DB köşegeni ne olacaktır? 2 eş parçaya bölecektir bakın. DAB üçgeninde AT nedir? Kenar ortay. DE nedir? Kenar ortaydır. Ve kenar ortayların kesiştiği nokta ne oluyordu? Ağırlık merkezi oluyordu. Ağırlık merkezi de kenar ortayı tepeden tabana doğru 2'ye 1 oranında böler. Yani AF'ye biz 2N e, dersek FT'de ne olacaktır? N olacaktır. Ve AT'nin tamamı ne geliyor? 3N. AT 3N ise TC'de ne olacaktır? Köşegenin diğer yarısı olacağından dolayı 3N olması gerekir. Ve aynı durum bakın DBC üçgeninde de geçerli. Neden? CT kenar ortay. DBC üçgeninde CT kenar ortay. D, de kenar ortay olduğuna göre bu üçgende de K noktası nedir? Ağırlık merkezi olur. E burası da tepeden tabana doğru 2'ye 1 oranında böleceği için TK ne olacaktır? N olur. KC'de ne olacaktır? 2N olması gerekir. Bu yüzden şunu unutmayalım arkadaşlar. E ve L orta noktalar ve D köşesi birleştirildiğinde köşegen de çizilirse bu doğru parçaları yani D E ile D ile doğru parçaları AC köşegeni 3 eş parçaya ayıracaktır. Şimdi gelelim artık cevabı bulmaya. Bu köşegenin tamamına biz ne dedik? 6N dedik. 6 nde kaçı eşitmiş? 24'e. Buradan N'i kaç buluruz? 4. Bizden de FK isteniyor. Yani aradığım nedir? 2N'dir. 2 çarpı 4'ten cevabımız da kaç olmalı? 8 olmalı arkadaşlar. Paralel kenarın alanı. Burada alana geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar size. Bir paralel kenarda köşegen çizilirse bu köşegen bu paralel kenara 2 eş alana bölecektir. Yani buranın alanı S dersek buranın alanda ne olacaktır? S olacaktır. Neden? Bu iki üçgen aslında eş üçgen olduğu için. Bunlar nedir? Birbirine eşit. Buralar da birbirine eşittir. E burası da zaten ortak kenar ve bu iki üçgen eş üçgen olduğu için bu üçgenlerin alanları da eşit olacak. Şimdi gelelim. ABCD paralel kenar alanı nasıl hesaplayacağız? Taban uzunluğu çarpı o tabana ait yükseklik bize bu paralel kenarın alanını verir. Üçgenlerden hatırlayacak olursanız ABD üçgenin alanı nedir? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yani A çarpı H A bölü 2 bize neyi verecektir? Buradaki ABD üçgeninin alanını verir. E buradaki üçgenin alanıyla DBC üçgenin alanı eşit olduğu için bunun iki katından ne olacaktır? Paralel kenarın alanını bulmuş oluruz. Bu yüzden bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir paralel kenarda alan taban uzunluğu çarpı o tabana ait yükseklikle hesaplanır. AB'nin uzunluğu A. Bu tabana ait yükseklikte HA olduğu için A çarpı HA olabilir. Ya da BC tabanın uzunluğu B. Bu tabana ait yükseklik de HB olduğu için B çarpı HB ile hesaplanacaktır paralel kenarın alanı. Bir paralel kenarda komşu iki kenarın arkadaşlar uzunluklarını biliyorsanız ve bu komşu iki kenar arasındaki açının ölçüsünü biliyorsanız alanı hesaplayabiliriz. Aslında üçgendeki sinüslü alan formülünden gelecektir. Yine bakın şu şekilde gösterelim. DB'yi birleştirecek olursam ABD üçgenin alanı ABD üçgeninin alanı. Ne olacaktır? 1 bölü 2 A çarpı B çarpı sin alfaydı. E buranın alanı arkadaşlar 1 bölü 2 AB sin alfa. Buradaki DBC üçgeninin alanı da nedir? 1 bölü 2 AB sin alfa olduğuna göre bunların toplamı da bize neyi verecektir? A çarpı B çarpı sin alfayı verecektir. Ve bunların çarpımları da bize bu paralel kenarın alanını verir arkadaşlar. Burada da trigonometri ile alakalı küçük bir hatırlatmamız var. İki açının ölçüleri toplamı 180 derece ise arkadaşlar bu açılardan birinin sinüsü diğerinin de sinüsüne eşit gelecektir. Yani 30 ile 150'nin toplamı 180 olduğu için sin 30 ne olacaktır? Sin 150'ye eşittir ve bunların değeri de kaça eşit olmalı? 1 bölü 2'ye eşit olmalı. 60 ile 120'nin toplamı 180 olduğu için sin 60 ne olacaktır? Sin 120'ye eşit. Bunların da değeri kök 3 bölü 2'ye eşit gelmeli. 45 ile 135'in toplamı da 180 yaptığı için sin 45 ile sin 135 birbirine eşit olacak. Ve bunların değeri de kök 2 bölü 2'ye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. 13. örneğimizde ABCD paralel kenar diklikler verilmiş. AD'nin 6, AB'nin de 12 olduğu söylenmiş. DH de 4. X nedir diye soruluyor arkadaşlar. Burada alandan uzunlukları bulmamız isteniyor bizden. ABCD paralel kenarının alanı. ABCD paralel kenarının alanı. AB çarpı yani AB'nin uzunluğu 12 çarpı bu tabana ait yükseklik olacaktır. Aynı şekilde ABCD paralel kenar olduğu için AD 6 ise BCD ne olacaktır? 6 olması gerekir. Ve bu paralel kenarın alanı aynı zamanda 6 ile x'in çarpımında da eşit olmalı. Bu eşitlikten x'i bulacağız. Burası da ne olacaktır? 48 eşittir 6x. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüz zaman x'i de kaç buluruz? 8 olarak buluruz arkadaşlar. 14. örneğimizde iki tane paralel kenar verilmiş. AB12 AD8, AB12 AD8 olduğu söylenmiş ve bunların arasındaki açının 30 derece olduğu verilmiş, söylenmiş. LE6 LH'de x bu iki paralel kenarın alanında eşit olduğuna göre x nedir diye soruluyor. Bu durumda arkadaşlar ABCD paralel kenarının alanı ne olacaktır? 8 çarpı 12 çarpı sin alfaydı. Aralarındaki açı 30 olduğu için sin 30. Neye eşit gelmeli? EFKL paralel kenarın alanına. E, EL 6 birimse buradaki KF de ne olacaktır? 6 olması gerekir. Bu yüzden 6 çarpı x'e eşit olacak. Burası da kaç gelecek? Sin 30 neye eşittir? 1 bölü 2'ye. 8 çarpı 12 ne olacaktır? 96. 96'yı da 2'ye böldüğümüz zaman ne gelir arkadaşlar? 48 6x'e eşit gelecekmiş. Her iki tarafı 6 ile sadeleştirirsek x'i de buradan kaçı eşit buluruz? 8'e eşit buluruz arkadaşlar. 15. örneğimizde şekilde özdeş karelerden e, oluşan ve bu özdeş karelerin içerisinde iki tane paralel kenar verilmiş. Bu buradaki bu iki paralel kenarın alanları oranı isteniyor bizden. EFKL paralel kenarın alanı nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? EFKL'ye bakacak olursak Şuradaki ef tabanın uzunluğu ne olacaktır? Bu kenarın uzunluğu 2 birim gelecek. Sonrasında bu ef'nin pardon lk'den ef'ye inilen kaç birim onu bulmamız gerekiyor. O da neresi olacak arkadaşlar? Burası gelecektir. Burada kaç birim oluyormuş? 2, 4, 6 birim geliyor. Bu durumda EFK ile paralel kenarın alanı 2 çarpı 6'dan 12 olarak gelecek arkadaşlar. Gelelim ABCD paralel kenarın alanına. ABCD paralel kenarında da bakın taban e, kenarlarından hangisinin uzunluğunu daha net hesaplayabiliyoruz? Daha kolay hesaplayabiliyoruz. AD 1, 2, 3, 4, 5 birim arkadaşlar. AD kenarı. BC'den bu AD'ye diklik indirirsek bu dikliğin uzunluğu da kaç birim gelecektir? 1, 2, 3 birim gelecek. Bu durumda ABCD paralel kenarın alanında kaça eşit gelecekmiş? 3 çarpı 5'ten 15'e. 12 bölü 15'ten bu iki paralel kenarın alanları oranını 3 ile sadeleştirirsek 4 bölü 5 olarak buluruz arkadaşlar. 16. örneğimizde dikdörtgen biçimindeki KLD televizyonu dikdörtgenler prizması şeklindeki TV ünitesinin üzerine monte edilmiştir. Televizyonun ünite üzerindeki gölgesi KLMN şeklinde bir paralel kenardır. AB 80 DE de 60 olduğuna göre gölgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Dikdörtgen buradaki verilen uzunlukları bir yazalım. AB'nin kaç olduğu söylenmişti? 80. DE'nin de kaç olduğu söylenmiş? 60. KLED dikdörtgen olduğuna göre DE 60 ise KLE'de ne olacaktır? 60 olması gerekir. Yani bu paralel bakın KL uzunluğunu kaç bulmuş olduk? 60. E buradaki şu TV ünitesi neymiş arkadaşlar? Dikdörtgen prizmaymış ve buradaki şuraya mesela ne diyelim? TP dersek AB TP de ne olacaktır? Bir dikdörtgen demektir. AB şuralarda nedir zaten? Dik gelmesi gerekiyor. Bu durumda KLMN paralel kenarında KL kenarına ait yükseklik ne olacaktır? 80 gelmesi gerekir. Bakın şöyle N noktasından paralel çizeceğiz. Şurayı bir geri alayım ben. Şu şekilde çizelim. Buradan AB'ye paralel çizecek olursak ne olacaktır arkadaşlar? Bu buraya dik gelecek. E bu durumda buradaki gölgenin alanı da ne olması lazım? Ee, şurayı da belirtelim. KN ne olacaktır? AB'ye paralel çizdiğimiz için KN demeyelim. Buraya da R diyelim. RN 80 olacaktır. E tabanı 60. Bu tabana ait yükseklik de 80 olduğuna göre bu paralel kenarın alanı 60 çarpı 80'den kaç gelecek? 4800 gelecek arkadaşlar. 17. örneğimizde okul öncesi öğretmeni Bahar Hanım öğrencilerine oyuncak arabaları yarıştırmak için ikizkenar üçgen bloklarla parkur hazırlıyor. Bahar Hanım parkur için toplam 8 tane blok kullanmıştır diyor. Bu ikiz kenar üçgeni burada verilmiş arkadaşlar. Kenar uzunlukları 3'e 3 dik kenarları. Buna göre eş üçgen bloklarla hazırlanan parkurdaki yolun alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Dik kenarlar 3 olduğuna göre şurası ne olacaktır? 3, bura 3 gelecek. Buranın tamamı 5. O zaman şu uzunluk ne olacaktır? 2 gelecek. Bura 3, burası 3 olduğu için bakın şura ne geliyor? 2. Burası da 3 arkadaşlar. Şunlar da bakın 3'er geliyor. Yani hep buradaki kenarlar ne oluyormuş? Şuralara 2'şer birim oluyor. Dikkat ederseniz 3, 3. Buraya ne kalacak yine? 2 kalacak. Burası da 3. Şurada kaç kalıyor demektir? 2. Burada ne olmuş oluyor bakın? Şunlar paralel kenar olmuş oluyor. Şurada da bir tane dikdörtgen oluşmuş oluyor. <laughs> Bu durumda şu paralel kenarın alanı ne olacaktır? Taban uzunluğu şurası 2 birim. Burayı mavi çizerek yapalım karışmasın. Şurası 2 birim. E buraya ait bu şu iki paralel kenar arasındaki uzaklık da 3 olduğuna göre 2 çarpı 3'ten burası kaç gelecek? 6. Aynı şey ne olacak? Burası için de geçerli bakın. Şuradaki bu tabanı 2 birim. Yüksekliği de nedir? 3 birim gelecektir. 2 çarpı 3'ten burası 6 olacak. Buradaki dikdörtgen da nedir? Yine 2 çarpı 3'ten 6 olacak. Aynı şey şu en alttaki paralel kenar için de geçerli olacaktır. Burası da tabanı 2, yüksekliği de 3 olduğu için buranın alanı da 2 çarpı 3'ten 6 gelir. E buradaki yolun alanı da ne olacaktır? 4 tane 6'nın toplamıdır. 4 çarpı 6'dan alanı da kaç bulmuş oluruz? 24 olarak buluruz arkadaşlar. 18. örneğimizde ABCD paralelkenar, kenar. AD eşit. AE 16. EB 3 BC'de 10 verilmiş. Paralel kenar alanı Kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Paralel kenarın bakın AB kenarını biliyoruz. Bu kenara ait yüksekliği bulursak alanı hesaplayabiliriz. Ya da BC kenarını biliyoruz. E, AD'den BC'ye inilen dikliği de bulursak arkadaşlar alanı hesaplayabiliriz. Burada bir ikiz kenar üçgen verilmiş. Bunu bize boş yere vermemişler arkadaşlar. ABCD paralel kenar olduğu için BC 10 ise AD ne olacaktır? 10 olacak. E, AED'de nedir? İkiz kenar üçgen olduğu için burası da 10 gelecektir. İkiz kenar üçgen gördüğümüz zaman ne yapmamız gerekiyor? İkiz kenarların kesiştiği noktadan dayanamayıp direkt dik dik indiriyoruz arkadaşlar. Neden? Dakiyi kullanabilmek için. Buradaki dik dik ayağına T dersek AT ne olacaktır? TE'ye eşit gelir. Bu yüzden buralar 8'e 8 olacaktır. E bakın DTA üçgeni di hipotenüs 10. Dik kenarlardan biri 8. Bu neydi? Özel üçgendi. Ne özel üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Yüksekliği de bakın ne yapmış olduk? 6 olarak bulmuş olduk. Artık alanı hesaplayabiliriz. Tabanın uzunluğumuz ne olacaktır? Bu kenarın uzunluğu 16 artı 3'ten 19 gelecek. 19 çarpı 6'dan da kaç gelecek arkadaşlar? 114 olarak gelir paralel kenarın alanı. 19. örneğimizde Aşağıda kısa kenarı 10, uzun kenarı 12 olan paralel kenar verilmiştir. B köşesi 120 derece olduğu söylenmiş. ABCD paralel kenarı DC kenarı DC kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıyor demiş. Katlama sonrasında A ve D noktaları sırasıyla A üstü ve D üstü noktaları ile çakışmaktadır. Buna göre sarı renkli bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar buradaki ABCD paralel kenar olduğu için B köşesi 120 ise buradaki C köşesi ne olacaktır arkadaşlar şurası? 60 derece olacak. <laughs> Sonrasında katlama olduğu için şurası ne olması gerekiyor? Açı ortaya olması gerekir. Buralar o yüzden 60 derece ne olacaktır? 30-30 şeklinde paylaşacaktır. AD'nin 10 olduğunu biliyoruz. DC'nin 12 olduğunu biliyoruz. E bu durumda AD 10 ise BC ne olacaktır? 10 gelmeli. Sonrasında e, A üstü D üstü de ne olacaktır? AD'ye eşit olduğundan dolayı burası da 10 gelecektir. Ve bu durumda bakın şuradaki uzunlukta ne olmuş oluyor? Şuradan Z harfinden de görebilirsiniz bakın. Şurası 30 derece ise bu Z harfinden şurası da zaten 30 olacak. İkizkenar üçgen olacaktır 10 gelir. Yani şurası aslında bir paralel kenardır zaten. AB'nin tamamı 12 idi. Buraya da kaç kalmış oluyor? 2. O zaman şuradaki noktaya T dersek AT ile TA üssü de ne olacaktır? Birbirine eşit gelir. Paralel kenarın kenar uzunluklarını bulduk. Alanı hesaplayabilmemiz için bu kenarlar arasındaki açının ölçüsünü bilmemiz gerekiyor. Şuradaki açının kaç olduğunu biliyoruz. 120. E bu durumda arkadaşlar e, şuradaki açı da yöndeş açılardan kaç olacaktır burası? 120 derece gelir. Bu durumda sarı alanı hesaplayacak olursak, alanı A ile gösterecek olursak, buradaki sarı renkli bölgenin alanı ne olacak? 2 çarpı 10 çarpı sin 120 eşit gelmeli. Buradan alanda 20 çarpı sin 120'de nedir? Sin 60'tır. Sin 60'da neydi? Kök 3 bölü 2'ye eşitti. Bu yüzden bu bölgenin alanı burayı da sadeleştirirsek 10 kök 3 olarak gelir arkadaşlar. 20. örneğimizde aşağıda verilen şekil iki özdeş mavi dikdörtgen ve iki özdeş sarı paralel kenardan oluşmaktadır. Buna göre tüm şeklin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Burada ne yapalım? Ee, i̇lk önce şu dikdörtgenin alanı hesaplayalım bakın. Dik kenarlarından biri 8 artı 3'ten 11. Diğeri de 2 olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı ne olacaktır? 11 çarpı 2'den 22 olarak gelir. E buradaki mavi ee, dikdörtgenler özdeş olduğuna göre buranın da alanı kaç olacak demektir? 22 eşit gelecek. Gelelim sarı paralel kenarların alanını hesaplamaya. Şurası 3 birim 3 santim ise burası da ne olacaktır? 3 santim olması gerekir. Aynı şey burası için de geçerli. Burada 3 olacak. Paralel kenar olduğu için burası da 3 olacaktır. E buradaki şu iki nokta arası neymiş? 10'muş. Burayı arkadaşlar bakın uzatacak olursak bu nokta nedir? Buranın orta noktası olacaktır. Yani şunlar birbirine eşit olmalı. O yüzden buralarda 5'e 5 beş gelmeli. Bu burası dik olduğu için aslında bu uzunluk bu paralel kenarlardan yani şu paralel kenarın daha doğrusu yüksekliği olacaktır. Bakın şuradan şöyle dik dik çizecek olursak burası 5 ise burada ne olacaktır? 5 olur. Bu durumda bu paralel kenarın alanında ne olacaktır? Tabanı 5. Bu tabana ait dik, dik de burası olduğu için 3 çarpı 5'ten bura kaç gelecek? 15. E bunlar da nedir? Özdeş olduğuna göre burası da 15 gelecektir. Tüm şeklin alanı 22 artı 15 artı 15 artı 22'den e, kaç gelecektir? 74 olarak gelecektir arkadaşlar. 21. örneğimizde ABCD bir kare EF, EKLF ve KMLN, N birer paralel kenardır. ABCD 36, Pembe renkli bölgelerin alanları toplamında 9 olduğu söylenmiş. BP kaçtır diye soruluyor. Bunlar arkadaşlar paralel kenarsa buradaki uzunluğa x dersek burası ne olacaktır? x olacaktır. E burası da paralel kenar olduğu için burada x olur ve şuradaki dörtgen de paralel kenar olduğu için BP de x olacaktır ve bizden bunu bulmamız isteniyor. ABCD kare olduğuna göre bunun bir kenar uzunluğuna ne diyelim? A diyelim. A'nın karesi ne olacaktır? Karenin alanı verecektir. Bu da 36'ya eşitmiş. Buradan A'yı kaç buluruz? 36 neyin karesidir? 6'nın. Yani karenin bir kenar uzunluğu 6 geliyormuş. Ve bu durumda şöyle gösterelim hatta. Burada bakın. F, E, K, L paralel kenarının yüksekliğine şöyle. H1 dersek burası ne olacaktır? H1'e karşılık gelecektir. Şurayı şöyle uzatalım. Buradan da. Buraya diklik indirmiş olalım. L, K, M, N paralel kenarın yüksekliğine H2 dersek burası ne olacaktır? H2 olacaktır. Çünkü burada biz dikdörtgenler çiziyoruz aslında. Aynı şekilde N, M, B, P paralel kenarın yüksekliğine de arkadaşlar H3 dersek o da neresi olacaktır? Şurası olacaktır bakın. H1 artı H2 artı H3'ün de kaç olduğunu biliyoruz biz 6. Gelin gösterelim şimdi. Buradaki e, paralel paralelkenarın alanlar toplamı 9 verilmişti. 9 diyelim eşittir. Buradaki şu paralel kenarın alanı ne olacaktır? x çarpı h1 olacak. Buradaki L K, M, N, yani bu paralel kenarın alanı ne olacaktır? E, x çarpı h2 olacak. Bu paralel kenarın alanı ne olacak? x çarpı h3 olacaktır. 9 eşittir diyelim ve burayı x parantezine alırsak h1 artı h2 artı h3 olacaktır. Buranın da 6 olduğunu biliyoruz. Bu durumda 9 neye eşit geliyormuş? 6x'e. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x'i 9 bölü 6 buluruz. Burayı da 3 ile sadeleştirecek olursak x'i 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. 22. örneğimizde ABC'de bir paralel kenar. Uzunluklar 4, 6 ve x olarak verilmiş. FBKE'nin alanının ABCD'nin alanının oranında 2 bölü 5 olduğu söylenmiş. X nedir diye soruluyor. FBKE nedir aslında arkadaşlar? Bir yamuktur. Değil mi? Altı üst tabanı birbirine paralel çünkü ABCD paralel kenar olduğu için. Bu durumda şöyle bir şey diyelim bakın. E'den AB'ye bir diklik indirelim ve buna da H dersek. FBKE yamuğunun alanı ne olacaktır? 6 artı x bölü 2 çarpı yükseklik olacak. Bölü diyelim sonrasında. Paralel kenarın alanı nedir? AB kenarının uzunluğu 10 olduğu için bu kenara ait yüksekliğin de h olduğunu biliyoruz. Söylemiştik. 10 çarpı h'ye eşit gelecek. Ve bu oranda kaç olmalıymış? 2 bölü 5'e eşit olmalıymış. Burada h'ler gidecek. Sonrasında şurayı düzenleyecek olursak bu payda paydadaki ne olacaktır? Buraya gelecektir. 6 artı x bölü e, 2 çarpı 10. Çünkü alttaki ne yapıyorduk böyle rasyonel sayılarda bölme işleminde de paydayı ters çevirip çarpıyorduk. Burada ne olacaktır? 2 bölü 5'e eşit gelecek. Bu 5 ile bunu da sadeleştirirsek 2 olur. 6 artı x bölü 2. Kaçı eşit gelmiş oldu? 2 bölü 1'e özür dilerim 4 bölü 1, 6 artı x bölü 4 2 bölü 1'e eşit gelecektir. Burada da içler dışlar çarpımı yaparsak 6 artı x ne olacaktır? 8. 6'yı da sağ tarafa atarsak 8 eksi 6'dan x'i kaç buluruz? 2 olarak buluruz arkadaşlar. Burada aslında pratik olarak şöyle bir yorum yapılabilir. Bunu unutmayın. Paralel kenarın içerisinde buradaki AB kenarından DC kenarına doğru parçaları çizilip bir yamuk oluşturulursa yamuğun alanının arkadaşlar paralel kenarın alanına oranı. Yamuğun alanı AY diyelim. Paralel kenar alanında AP diyelim. Alt ve üst tabanlarının yani alt ve üst kenarlarının toplamları oranı direkt alanlar oranını verecektir. Yükseklikleri eşit olduğu için. Yani 6 artı x diyeceğiz. Buranın AB 10 olduğu için DC de 10 olacaktır. 10 artı 10'a oranı neye eşit gelmeliymiş? 2 bölü 5'e bakın. Pratik olarak böyle de söyleyebiliriz aslında. Buradan da yine aynı şekilde sonucu kaç buluruz? X'i 2 olarak bulabiliriz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ABCD paralel kenar EDC üzerinde bir nokta olmak üzere. AEB E, B üçgenin alanı yani bu E noktasıyla A ve B noktalarını birleştirdiğimizde elde ettiğimiz üçgenin alanı paralel kenarın alanın yarısına eşit gelecektir. Gelin bunun da sebebini gösterelim. Neden öyle olduğunu. E'den AD ve BC'ye paralel çizecek olursak bakın şu şekilde paralel çizersek. Buradaki noktaya da ne diyelim? F diyelim. A, F, E, D de nedir? Bir paralel kenar. E, F, B, C de nedir? Bir paralel kenar olur. Ne öğrenmiştik? Biz paralel kenarda köşegen bu paralel kenarı ikiye eş alana bölüyordu. Buraya S1 dersek buraya ne olacaktır? S1 olacak. Buradaki alanı S2 dersek burası ne olacaktır? S2 olacaktır. Ve bu durumda bakın bu üçgenin alanı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Paralel kenarın alanının yarısına eşit gelecektir. Diğer yarısı da neresi olacak? Bakın buna dikkat edelim. Şuradaki iki üçgenin alanları toplamı paralel kenarın alanının diğer yarısına eşit gelecektir arkadaşlar. Burada arkadaşlar ABCD paralel kenar ve bu paralel kenarın içinde herhangi bir E noktası alalım. Bu E noktasıyla bu paralel kenarın dört köşesinde birleştirdiğimizde dört tane üçgen elde etmiş oluruz. Bu üçgenlerden komşu olmayanların alanları toplamları birbirine eşit gelecektir. Yani S1 artı S2. Ne olacak arkadaşlar? S3 artı S4'e eşit gelir. Ve bunların toplamları da aynı zamanda bu ABCD paralel kenarının alanının yarısına eşit gelir arkadaşlar. Sebebine gelince şöyle gösterelim yine bunu. Şurayı temizleyelim. Bu E noktasından arkadaşlar AB kenarına ve AD kenarına paraleller çizeceğiz. Bakın E noktasından AB'ye paralel çiziyoruz. Bir de AD'ye paralel çizelim. Sonrasında şuradaki bakın oluşan bir paralel kenar olur. Buradaki alana A dersek burası ne olacaktır? A olacak. Şurada da bir paralel kenar oluşmuş oluyor. Buraya B dersek burası B olacaktır. Buradaki paralel kenarın alanlarına şöyle C'ye C diyelim. Buradaki paralel kenarın alanına da şuraya D dersek burası da ne olacaktır? D olacaktır. Bakın köşegenleri oldukları için A, A, B, B, C, C, D, D, şeklinde bölecektir arkadaşlar. S1 artı S2 neye eşit gelmiş oluyor bakın. A artı B artı C artı D'ye eşit gelmiş oluyor. A artı B artı C artı D'ye eşit gelmiş oluyor. S3 artı S4 ne olacaktır bakın. A artı B artı C artı D'ye eşit gelecektir. Bu yüzden bunu unutmayalım. Paralel kenar içindeki bir noktayı köşelerle birleştirdiğimizde elde ettiğimiz üçgenlerden komşu olmayanların alanları toplamı ya da karşılıklı birbirine bakanların şeklinde de söyleyebiliriz. Birbirine eşit gelecektir. Ve bunların toplamları da bize neyi verecek bakın. ABCD'nin alanı nedir? 2 artı 2B artı 2C artı 2D'dir. Bundan dolayı da paralel kenarın alanının yarısına eşit gelecektir arkadaşlar. Bu üçgenlerin ikili alanlar toplamı. Burada da ABC'de bir paralel kenar. AC köşegeni üzerindeki bir M noktasından arkadaşlar. AD kenarına bir paralel çizilirse. Bakın AD'ye bir paralel çizilmiş olsun. Aynı şekilde AB'ye de paralel çizilirse. Buradaki oluşan şu iki paralel kenarın alanları birbirine eşit gelecektir. Yani bu paralel kenarın alanıyla buradaki paralel kenarın alanı birbirine eşit gelir. Görsel olarak farklı görünür ama alan olarak ne olacaktır? Birbirine eşit gelecek. Eş paralel kenarlar demiyoruz ama buna dikkat edelim arkadaşlar. Alanlara eşit gelir. Sebebine gelince bakın bunu da gösterelim. KMFC nedir? Bir paralel kenardır ve burada burası köşegen olduğu için buradaki alanlara A'ya A diyelim. A, L, M, E de nedir? Bir paralel kenardır. E, M, A da nedir? Köşegen olduğu için buradaki alanlara da B, Y, B dersek bakın. A, C köşegeni A, B, C paralel kenarını iki eş alana bölmesi gerekir. A, B, S1, A, B, S2 alanları birbirine eşit olmalı. A artı B artı S1, A artı B artı S2 eşit gelmeli. A ve B'ler birbirini götürecek. Bu yüzden de bu iki paralel kenarın alanı arkadaşlar birbirine eşit gelecektir. 23. örneğimizde ABC'de bir paralel kenar. ABE şuradaki açının 60 olduğu söylenmiş. Yamu özür dilerim paralel kenarın alanı nedir diye soruluyor. AB kenarını biliyoruz. Bu kenara ait yüksekliği bulursak alanı hesaplayabiliriz. Bunun için de arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. E köşesinden AB'ye diklik indirelim. Ve burada bir özel üçgen elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bu da nedir? 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı ne olacaktır? 2. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 30'un gördüğü kenarın köküç katıydı. Bu yüzden ne olacaktır burası? 2 köküç olur. Ve bu durumda da bu paralel kenarın alanı 6 çarpı 2 kök 3'ten 12 köküç olarak gelir arkadaşlar. 24. örneğimizde bir paralel kenar verilmiş ve bunun içerisinde köşegen ve üçgenler çizilmiş. ADE'nin alanı 4, AFB'nin alanı 13, EFC'nin alanı X denmiş ve bizden de X isteniyor arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. ABE üçgenin alanı. Bakın ABE üçgenin alanı neydi? Paralel kenarın alanının yarısıydı. Alan ABCD diyelim. Paralel kenarın alanının yarısı neye eşit olacaktı? A B E üçgeninin alanına eşit gelecekti. Aynı zamanda AC bu paralel kenarın köşegeni olduğu için paralel kenarın alanının yarısı neresi olacaktır? A D, C üçgeni olacaktır. Alan A D. Şurayı düzeltelim. ADC üçgeninin alanı olacaktır. Bakın ne olmuş oldu? ABE üçgeninin alanı ile ADC üçgeninin alanları birbirine eşit gelmiş oldu. Bu durumda şuranın alanına ne diyelim? S dersek arkadaşlar S artı 13 neye eşit gelmeli? ADC üçgenin alanı eşit gelmeli. Yani 4 artı S artı X'e eşit olmalı. 4 artı S artı X olacak. Sayılar birbirini götürecek. 4'e eşitliğin sol tarafına atarsak 13 eksi 4'ten ne olacaktır? X'i 9 olarak buluruz arkadaşlar. 25. örneğimizde ABCD paralel kenar. AB5, EC2, KBC'nin alanında 20 verilmiş. KBC üçgeninin alanı burası da 20 verilmiş. Buradaki yeşil bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. İlk önce şuradaki benzerliği görelim. E, C, C, ve B, B. B e bakacak olursak arkadaşlar bu paralel kenar olduğu için E, C nedir A, paraleldir ve burada kum saati çıkıyor karşımıza. Birinin tabanı 5 birim bu üçgenlerden diğerinin buradaki e, tabanı da 2 birim. O zaman E, de 2 ise E, arkadaşlar ben 2 en dersem ABK B, üçgeninde de buraya kaç kalacaktır? 5 en kalır benzerlikten dolayı. Aynı şey KC ve KA için de geçerlidir. Buraya da arkadaşlar 2m dersek burada ne olacaktır? 5m olması gerekir. Sonrasında şöyle bir şey yapalım. ECB üçgeninde bakın tabanları 2n, 5n ve ikisinin de tepe noktası C olan bir iki üçgen var. Bu iki üçgenin tabanları aynı doğru üzerinde, tepe noktaları da aynı olduğu için yükseklikleri ne oluyordu? Eşit oluyordu alanlarda hangi oranda düşmek zorundaydı. Taban uzunlukları oranında düşmek zorundaydı. 5 n'e 20 düşüyorsa, yani 4 katı düşüyorsa, 2 n de 4 katından kaç düşmeli arkadaşlar? bu üçgen alanı 8 olacaktır. Aynı şeyi ABC üçgeninde yapacak olursak bakın ABC üçgeninde tabanları 5 m'ye 2 m olan ve tepe noktaları b olan 2 tane üçgenimiz var. Bu iki üçgenin yine yükseklikleri eşit. Bu yüzden alanlar taban uzunlukları oranında düşecektir. 2m'ye 10 katından 20 düşüyorsa, 5m'ye de 10 katından kaç düşecektir? 50. Ve bu iki üçgenin alanlar toplamı, yani şurası, bu iki üçgen alanlar toplamı olan 70, ABC üçgeninin alanını verir bize. Bu ABC üçgeni de aynı zamanda nedir? Paralel kenarın alanının yarısı olacaktır. Bu durumda ADC'nin tamamının da kaç olması gerekiyor? 70. 70'ten de arkadaşlar 8'i çıkartırsak kaç kalacaktır geriye? 62. Bu 62'de hangi bölgenin alanı demektir? Bizden istenen dörtgenin alanı olacaktır arkadaşlar. 26. örneğimizde D1, D2'ye paralel. D1, D2'ye paralel. ABCD ve ABF birer paralel kenar. ABK'nin alanı Burası 4. K, F, C'nin alanında 9 olduğu söylenmiş. Boyalı bölgeden alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Bu paralel kenarlarda arkadaşlar şöyle köşegenleri bir çizelim. C ile A köşegenini çiziyorum. Aynı zamanda arkadaşlar F ile B köşegenini çizelim. Bu durumda bakın. Şuradaki C, F, B, A dörtgeni nasıl bir dörtgen olmuş oluyor? Yamuk olmuş oluyor. Yamukta ne demiştik? Şu yan kenarların alanları birbirine eşitti. Buraya S dersek burası da ne olacaktır? S olacaktır. Ve bu buradaki oluşan 4 tane üçgenden karşı birbirine bakanların alanları çarpımı neydi? Birbirine eşitti. Yani komşu olmayan üçgenlerin alanları çarpımı birbirine eşitti. S çarpı S'den S'nin karesi 9 çarpı 4'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. S'nin karesi 36 ise S'yi de buradan kaç buluruz? 6. Burayı 6 buluruz. Burada ne olacaktır? 6 olacaktır. Şimdi gelelim. ABCD paralel kenarında AC köşegen olduğuna göre şuranın alanı şu üçgenin alanı ne olacaktır? Paralel kenar alanının yarısı olacaktır. 6 artı 4'ten ABC'nin alanı 10 DAC'nin alanında ne olacaktır? 10 olacaktır. Benzer durum nedir? ABEF paralel kenarı için de geçerlidir. A, B, e, F'de bakın FB nedir? Para, e, köşegendir. E, bu köşegen bu paralel alanı 2 eş alana bölecekti. 6 artı 4'ten şu üçgenin alanı 10 geliyorsa buradaki üçgen alanında ne olacaktır? 10 olacaktır. Şimdi gelelim artık boyalı bölgelerin alanlar toplamına. Alanlar toplamını şöyle A, T ile gösterelim. Burayı 10 bulduk, burayı 6 bulduk. Kaç olacaktır buradan? 16 gelecek. Burayı 6 bulduk, burayı 10 bulduk, buradan da 16 gelecek. Bu durumda boyalı bölgelerin alanlar toplamı 32 olarak geliyor demektir arkadaşlar. 27. örneğimizde ABCD bir yamuk, ABDC'ye paralel, AB'nin 34, DC'nin 17, BC'nin 15, AD'nin de 8 olduğu söylenmiş. Elif ABCD yamuğu biçimindeki karton parçasını K noktasından başlayarak doğrusal bir biçimde kesmiştir. Kesme işleminin sonucunda bir paralel kenar ve bir üçgen oluşmuş ve bu iki parça dışında arta kalan bir e, karton parçası olmamıştır diyor. Buna göre Elif'in elde ettiği paralel kenar alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapalım o zaman. Bir üçgen bir de paralel kenar elde edeceksek ya K ile birleştireceğiz ya da K ile D'yi birleştirmemiz lazım. Biz ilk önce şunu bir birleştirelim. Bu durumda burası 8 ise burası ne olacaktır? 8. Bura 17 ise bura ne gelecek? 17'dir. Çünkü burası paralel kenar. E burada e, tamamı 34'tü. K e, B'ye kaç kalmış oluyor? KB'ye 17 kalmış oluyor. 8, 15, 17 üçgeni görüyorsak bu ne üçgenidir? Bir dik üçgendir ve 17'yi gören Köşede ne olacaktır? 90 derece olmalı. Paralel kenarın alanı nasıl hesaplanıyordu? Taban uzunluğu çarpı yükseklik veya iki kenarın çarpımı ve bunların arasındaki açının sinüsü ile çarpımı şeklinde hesaplanıyordu. Buradaki açıya biz alfa dersek şurası ne olacaktır arkadaşlar? 180 eksi alfa olur. E biz neyi biliyoruz? Sin alfa sin 180 eksi alfayı eşitti toplamları 180 olduğu için. E burada bir dik üçgende dar açının sinüsünü nasıl hesaplıyorduk? Bu açının karşısındaki kenarın hipotenüsü oranı şeklindeydi. Yani ne olacaktır? 15 bölü 17 olarak gelmeli. Sonrasında da gelin artık alanını hesaplayalım. Alan A, K, C, D. Paralel kenar alanı. Kenarlarından biri 17, diğeri kaç arkadaşlar? 8. Ve bunların arasındaki açıya da 180 eksi alfa dediğimiz için sinüs 180 eksi alfa ile çarpacağız. 17 çarpı 8 çarpı 15 bölü 17 olacak. 17'leri sadeleştirirsek 8 çarpı 15'ten istenen paralel kenar alanını 120 olarak buluruz. Şimdi aklınıza şu gelebilir hocam KC ile birleştirmektense KD ile birleştirirsek alan değişir mi değişmez mi? Değişmeyecek arkadaşlar. Aynı işlemleri yaptığımızda sonuç yine aynısı gelecektir. Gelin onu da gösterelim. Şurayı bir komple temizleyelim. Şurayı da temizleyelim. Bu sefer de arkadaşlar ne demiştik? K ile D'yi birleştirelim bakın. Bu durumda ne olmuş oluyor? Burası 15 ise paralel kenar olduğu için burası 15. KB 17. AK'de ne olacaktır? 17 olacaktır. Bu sefer de burası dik üçgen olur. Şuradaki açıya alfa dersek burası ne olacaktır? 180 eksi alfa olacak. Bu durumda sin alfa neye eşittir? Yine sin 180 eksi alfa olur. 180 eksi alfanın sinüsü de karşı dik kenarı 8, hipotenüsü de 17 olduğu için 8 bölü 17 gelir. Bu durumda da istenen paralel kenarda hangisi olmuş olacaktır? DKBC paralel kenara olacak. Bunların kenarları da 15'e 17 olduğu için 15 çarpı 17 ve aralarındaki açının sinüsü yani alfanın sinüsüyle çarpımı olacaktır. 15 çarpı 17 çarpı 8 bölü 17 diyelim. 17'ler sadeleşecek, 15 çarpı 8'den yeni alanı 120 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.